Merhaba değerli izleyenler. Özel röportajda bu hafta konuğumuz Galatasaray Ekmas'ın kaptanı Göksel'in Köksal. Göksel'in merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Göksel'in teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü aslında sevgili seyircilerimiz bunu bilmiyorlar ama geçen sene biz seninle Nisan ayıydı sanıyorum bir röportaj yaptık. Bir takım başka aksaklıkları oldu ve yayınlayamadık. Evet. Yepyeni sorular hazırladım, merak etme. Tamam. Ama çok keyifli bir röportajdı o. Umuyorum bugünkü de öyle geçer. İnşallah. Şimdi hemen aslında biraz bu seneyle başlamak istiyorum. Doğrusu şöyle başlayayım. Geçen yıl işler pek istenildiği gibi gitmedi. Ve bence çok büyük risk olan bir şeydi. Pek de alışık olmadığımız bir şey. Koç tam sezon bitmek üzereyken takıma katıldı. Kendisine ait olmayan bir takımı aldı ve kendisine ait bir takım kurmak üzereyken. Ama o günden beri de işler iyi gidiyor Galatasaray için. Nasıl değerlendiriyorsun süreci? Ya geçen sezon aslında biz çok zor bir fikstürle başlamıştık. Yani artık sezonda geçti ama sorduğunuz için söylüyorum. Zor bir fikstürle başlamıştık. Çok da ciddi mağlubiyetler aldık o fikstürde. Sakat oyuncularımız vardı. Bildiğiniz gibi gelen oyuncular, giden oyuncular çok zor bir sezon oldu bizim için. İşte çok zor maçları yendiğimiz oldu, çok kolay maçları kaybettiğimiz oldu. Takımın ana gardının gitmesi oldu. İşte Türk rotasyonumuzdan gardımızın gitmesinden. Yani bunlar tabii hep herkes bahane olarak şey yapabilir geçen sene. Ama zor bir sezondu. Daha sonrasında sezon sonu koç değişikliğiyle tabii ki de burada eski koçumuza hiçbir şekilde bir şey söylemek amaçlı değil. Eski koçumuzun da bir sezon evvel çok ciddi bir başarısı vardı. Yeni koçumuzun gelmesiyle birlikte her zaman böyle değişikliklerde tabii ki de bir reaksiyon, takımda reaksiyon olur. Çok ciddi bir ivme kazandı takım. Koçumuzla beraber playoff'ta neredeyse Telekom'u eğilecektik. Güzel bir sezondu bizim için. Şimdi tabii ki de çok daha iyi takımız. Koçumuzun önderliğinde inşallah geçen sezonki gibi de başlamadık. Çok iyi başladık sezona. İnşallah dediğim gibi gidebildiğimiz yere kadar, hedefimiz geçen sezonki gibi yarı final oynamak ya da yarı finale çıkmak değil, bu sezon ligde final oynamak, Şampiyonlar Ligi'nde de inşallah Final Four'a kalmak istiyoruz. Mitrović daha önce başarılar elde etmiş bir koç. Şimdi bütün takımı o kurdu. Peki nasıl biri? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Antrenmanda nasıl? Saha içinde nasıl? Saha dışında nasıl? Nasıl bir koçla çalışıyorsunuz? Ya tabii bütün bizim takımdaki herkes için Mitrović'le çalışmak çok büyük bir şans. Çok tecrübeli bir koç. Bildiğiniz gibi işte Euro Cup şampiyonluğu, Monaco'da çok ciddi başarıları var. İşte yıllarca hep yurt dışında, işte kendi ülkesinin dışında Karadağlı bildiğiniz gibi çalışmış bir koç. Çok ciddi bir tecrübesi olan bir koç. Zaten geçen sezonda takıma gelip bir anda takımın ivme kazanması, işte baktığınız zaman geçen sezonun en iyi takımlarından bir tanesi olan Telekom'u bir anda eleme durumuna gelmek koçumuzla beraber olacak bir şeydi. Neticesinde de bu sezonda çok yeni kurulan bir takım. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor. Sağlıklı bir şekilde koçumuzla beraber. İlişkileri nasıl sizlerle? İlişkileri yani benim çok iyi. Takımla ilişkisi de çok iyi. İşte arada şakalaştığımız da oluyor. Gerçekten böyle ciddi görünümlü aslında, yani ciddi bir koç ama oyuncularla iletişimi ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi takım tabii ki yenilendi ama en dikkat çeken şeylerden biri takımın yerli rotasyonu. Herhalde Euroleague döneminden beri en güçlü yerli rotasyonuna sahipsiniz. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu anlamda takımı? İşte senin de dediğin gibi ben yıllardır Galatasaray'dayım. En son bu kadar iyi bir yerli rotasyonu tabii ki de diğer yani diğer senelerdeki oyuncularla, çok iyi oyuncularla da oynadım. Ama bu sezonki Euroleague sezonundan sonra, işte o Sinan abilerden sonra, o sezonlardan sonraki bence en iyi yerli rotasyonu. Bence ligdeki en iyi yerli rotasyonu olabilir. Tabii Fenerbahçe'nin de çok iyi bir yerli rotasyonu var. Ama ben Fenerbahçe ile bizim en iyi yerli rotasyonuna sahip olduğumuzu düşünüyorum.
Bu bizim için çok büyük bir fırsat. İnşallah takım olabilirsek. Çünkü büyük başarılar özellikle hep her zaman takımın yerli rotasyonu, yani lokal oyuncuların birbiriyle kenetlenmesiyle, takımı toparlamasıyla ve Türk oyuncuların daha fazla işin içine girmesiyle her zaman olmuştur. İnşallah biz de bunu bu sezon başaracağız. Şampiyonlar Ligi'nde de aynı rotasyon katkı verecektir takıma o zaman, bu mesajı alıyorum. Yani şimdi burada aslında önemli olan şey Türk rotasyonunun, çok iyi bir Türk rotasyonumuz var. Allah sakatlık, kaza bela vermesin hiç kimseye, yabancılara da, bize de, hiç kimseye. Ama burada her maç tabii ki de bu demek değil ki Şampiyonlar Ligi'nde bütün hepimiz 40'ar dakika oynayacağız. Bazen benim, bazen işte diğer Türk oyuncunun, diğer Türk oynayamadığımız zamanlarda, kötü oynadığımız ya da az oynadığımız zamanlar olacak. Yabancılar, oyuncuların bizden fazla oynadığı zamanlar olacak. Bu demek değil ki yerli rotasyonun, yani şimdi böyle bir algı da oluştu. Yerli rotasyonla en iyi biziz ama bizim yabancı rotasyonumuz da çok iyi. O yüzden burada önemli olan şey takım olabilmek. Bu takımı da, takım kimyasını koçumuzla beraber iyi oturtabilirsek, takımdaki yerli yabancı ne olursa olsun, oynayan oynamayan, o zaman ben ciddi başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Şimdi bu sezon transfer edilen yabancı oyuncuların savunma ağırlıklı profilleri var. İşte Radebo, Walden, ikisinde iyi savunucular olduğunu biliyoruz. Sen de savunmacı kimliğinle ön plana çıkan bir oyuncusun. Sence onların da bu kimlikte olması senin performansını nasıl etkileyecek? Katkısı olacak mı? Yani ben şimdi işte saydığınız yabancı oyuncular savunma kimlikleri, yani savunmacılar ama aynı zamanda Euroleague oyuncuları. Belirli bir skor potansiyelleri de var. Takımdaki herkesin skor potansiyeli var. Ben taraftarımızla beraber her zaman takımı ateşleyen, savunma yapan, onları, takımı daha da iten bir oyuncuyum. İnşallah onların yaptığı ve benim yaptığım, hep beraber yaptığımız bu savunma ve hücumla beraber, özellikle o ateşi savunmada yakmamızla beraber, daha da savunmacı bir takım olduğumuz için ben işte orada hem savunma yaparken hem de skor gücümüzün de ortaya çıkacağını düşünüyorum taraftarımızla beraber. Bu takımın kimliği savunma takımı olacak diyebilir miyiz? Şimdi onu bilmiyorum. Şimdi şu anda öyle gözüküyor ama bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Yani tabii ki de hani skor opsiyonlu bir sürü oyuncu var ama işte bunu da söylemek çok doğru mu bilmiyorum. Hani çok ciddi bir skorer anlamında belki işte sizin sormak istediğiniz de o zaten. Hani takımda öyle bir ciddi bir skorer gözükmüyor anlamında sordunuz bunu. Ama bu takımın birbiriyle olmasıyla bir gün başka birisi çıkar, bir gün başka birisi çıkar. Ben bunu bir şekilde maçlarda yeneceğimizi ve atlatacağımızı, inşallah çok daha skor yaptığımız maçlarda olacağını düşünüyorum. Biz seninle bunu konuşmuştuk ama belki bu noktada bir daha vurgulamak gerekti. Zaten sen de mesela yıllar içinde işte 3 sayı çizgisinin ardından yüzdeni hemen her sene üstüne koyarak arttıran bir oyuncusun. Evet. Bu sene Göksel'in de ekstra ne görürüz? Ya şimdi şöyle bir durum var. Geçen sezon senin de dediğin gibi senelerdir, geçen sezon %40'ların üzerine çıktım üçlükte ama gerçekten çok çalışıyorum o spot up şutu. İşte 45'ten, köşelerden. Her zaman Göksel'in yeri diyorlar zaten. Ama onun haricinde işte geçen senenin sonuyla birlikte şu anda da onunla ciddi bir çalışıyorum. Post-up'ımı ekledim. Çünkü şimdi 2 numara, 3 numara oynarken daha çok 3 numara olarak sahada kaldığım için şu anda Türk pozisyonunda da, Türk rotasyonunda da eski yabancı, benim oynadığım yabancı oyuncularda da eski 3 numaralar artık, yani post-up yapan 3 numara çok fazla kalmadı. Şu anda ben size'ımın da işte uzun olduğu için kuvvetimle beraber koçumuz da bana bunun izin verdiği için post-up'ımı geliştirmeye çalışıyorum. Daha fazla post-up'a dayalı. İşte arada pick and roll ama post-up'tan arkadaşlarıma yaratmaya çalışıyorum, takım arkadaşlarıma. Tabii ki de daha da iyi oynamam lazım. İşte post-up'ta çok iyi pas verdiğimi düşünüyorum ama bitirişi daha da iyi yapmam gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu da işte 32 yaşına geldim. İşte daha önceden bir sürü oyuncu sayarız. İşte 30 yaşına kadar belki hiçbir şey çok az oynayıp doğal sonra daha fazla oynayan. Ben de yıllardır kendimi her zaman geliştirmeye çalışıyorum. Her günde daha fazla çalışıyorum.
Ve anladığım kadarıyla kendine de daha iyi bakıyorsun. Evet. Yani bunu şunun için soruyorum. Yanlış anlamanı istemiyorum. Sadece biraz böyle işte Twitter'a vesaireye bakınca geçen sene senin biraz kilo aldığına dair işte böyle eleştiriler de vardı. Ama ben şu anda seni daha fit de görüyorum. Yani şöyle aslında ben herhalde o formalardan dolayı oluyor. bir iki sene önce bu halimden de zayıftım mesela. Hatta 5-6 kilo zayıftım. Ama şimdi boyum benim 1.98 falan. Kilom zaten ben hep yıllarca çok ince bir oyuncu olmadım yani. Ama tabii ki de ya taraftarım, ya bizim taraftarım özelinde değil de şimdi ben Twitter'a girmiyorum senelerdir. Şimdi ben maçta üçlük kaçırayım bu çocuk şut atamıyor derler. Kilo vereyim kilo alsın derler. Kilo alayım kilo versin derler. Ya bu Twitter birazcık şey bir yer. Biraz acımasız. Bir de özellikle de işte ben Galatasaray'ın da kaptan olduğum için Galatasaray'ı işte sevmeyen o şeyler izlemiyor mesela maçı. Göksel'in kilo almış diyebilir mesela. Hani öyle algılar da oluşturuyorlar ama şu anda çok şükür kilomdan memnunum. Tabii ki de o arkadaşlar için biraz daha vermemi isterlerse yine bakarım veririm yani. Şimdi sen kaptanlığı vurguladın. Evet. Onunla bağlantılı bir soru sormak istiyorum. Şimdi uzun yıllardır takımı kaptanısın. Ama hemen her sene neredeyse tamamen değişen bir takım var. Evet. Ama aktarmak gereken de bir kültür var. Bir Galatasaray kültürü var. İşte bir buranın basketbol kültürü var. Bu sene sen onu aktarırken takımdaki rolünü nasıl görüyorsun? Ya senin şu dediğin çok şey doğru bir şey. Şimdi baktığınız zaman bazı iskelet kadrolar var. İşte yıllardır Anadolu Efes'te olan, Fenerbahçe'de olan. İşte ben de o Euro Cup şampiyonluğunda, Euro Lig'den sonra ben de işte tamam bazı eklemeler olabilir ama her sene takımın değişmesi, tamamen değişmesi çok iyi bir şey değil. Şimdi ben düşünün bir yabancı oyuncuyla, yani Türk oyuncular zaten Galatasaray kaptanlığının ne olduğunu biliyorlar ama yabancı oyuncu şimdi buraya geliyor. Bir oyuncuyla 3 sene beraber aynı takımda olsan o zaten her şeyin farkında. Ama şimdi sürekli bir oyuncu değiştiği zaman tabii buraya geldiği zaman bu ambiyansı, bu taraftarı, benim ona karşı davranışlarımı, her zaman Galatasaray'a nasıl bir saygın kulüp olduğunu zaten anlıyorlar. İşte futbol maçlarından anlıyorlar, taraftarımızın büyüklüğünden anlıyorlar. Ama bunu her sene, her zaman değişen kadroyla anlatmak yerine inşallah bu sezon o kadar iyi gideriz ki kadroda o şekilde bir değişiklik olmaz. İskelet her zaman korunur. O şekilde çok daha güzel bir sezon olur hepimiz için. Peki bir de sağ içindeki rolünü sorayım. Yabancı oyunculardan birine sordular ya da koça sordular. Göksel'in kim? Bu takımın nesi? Rolü ne? Diye. Evet. Ne olarak tanımlarlar senin rolünü bu sene için? Yani işte saha içinde şimdi ben küçük yaşta kaptanlık görevi almıştım. Bazen çok fevri davranışlarım da oluyordu saha içinde. Artık hiç öyle fevri davranışlar yapmamaya çalışıyorum. Ya tabii ki de bu fevri davranışından kastım. Hani işte geriye düştüğüm zaman çok sinirleniyorum. Kendi kendime hırslı bir şey oyuncu olduğum için. Şimdi bir yabancı oyuncuya ya da işte bir Türk oyuncuya ya da koç, kime beni sorarsanız her zaman takımı bence sağ içinde ya da kenarda, bench'te toparlamaya çalışıyor diyecektir. Ben her zaman onu, yani sadece maçta değil, idmanlarda da, işte bizim yeni gelen oyuncularla da her zaman herkesin pozitif olması gerektiğini söylüyorum. Yani kaptan olarak üzerime düşenin en iyi şeyini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Tabii ki de bazen benim de yapamadığım, işte orada maç esnasında nabız çok yüksekken beceremediğim şeyler oluyor olabilir. Ama mümkün olduğunca yıllarda geçtikçe ben kendimi bu konuda da çok geliştirdiğimi düşünüyorum. geçen sene sen şöyle bir şey söylemiştin. Piyasada o kadar çok yabancı oyuncu var ki işte yerli oyuncu rotasyonu dar ve olduğunda da onların kendini gösterebilmek adına her sene bir şeyler eklemesi gerekiyor oyununa demiştin. Şimdi yerli oyuncuların. Evet. Bunu işte Melih örneği vermiştin mesela. Öyle hatırlıyorum. Öyle bir takımda kalabilmesi ve süre alabilmesi için mutlaka oyununda bir takım şeylere işte herkesin... Hayır, Melih, yani Melih kardeşimizi iyi anlamda söylemişti. Yo, evet evet tabii Melih ki onu o takımda, söylüyorum. Melih o kadar iyi bir takımda kalıyor. Çünkü işte Melih gibi bir şutör olmadığı için işte o şutunu her zaman Melih'in, yani kendi
hani insanlar soruyor ya mesela, herkes der ki Fenerbahçe'de oynayamıyor ya da Fenerbahçe'de, yani Melih Özen'in değil orada oynamak zaten çok zor. Takımımızdaki yerli oyuncu rotasyonu evet çok iyi ama mesela Sadık'ın geçen seneden bu zamana ne de geliştirmesi gerekiyor ya da ne geliştirdi? İşte Burhan geçen sene daha süre alıyordu, bu sene o süreler artacak. Neyi koyması gerekti üstüne? Sen o anlamda takım arkadaşlarına nasıl bir yol göstereceksin? Ya şimdi bu Sadık, Buğra, işte İsmet, diğer Türk oyuncularımız, Mumu, ben, Samet, işte alttan gelen genç oyuncularımız. Burada aslında bunun yaşı, işte 30 yaş, 32 yaş, 28 yaş, bu yaş çok önemli değil. Bütün yerli oyuncuların her zaman hazır olmaları gerekiyor, ben dahil. Yani bunun yaşla alakası yok. Her zaman kendimizi daha da geliştirmemiz lazım. Şimdi Sadık baktığınız zaman bence işte ligin en iyi 4 numarası şu anda. Belki Avrupa'da bence zaten çok üst Euroleague takımlarında oynayabilecek bir oyuncu şu anda. Ama onun da bununla yetinmeyip, hani ben de bir bunu her zaman öğüt gibi olmasın, yanlış da anlaşılmasın. Ama bununla yetinmeyip bence daha da geliştirmesi gereken yönleri var. Özellikle sağ için, özellikle işte bazen kırılgan yapısı var. Ama bu onun kötü niyetinden değil. İşte bunları da geliştirdiği zaman bence Avrupa'nın işte o Mirsat abilerden sonra, Mirsat Türkşanlardan sonra bence gelmiş... Yani en iyi Türk 4 numara Sadık'ın olacağını düşünüyorum. Tabii ki de orada işte Efes'te Ercan kardeşimiz de var. Yani Sadık'ın bu yönde geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim geliştirmemi gerektiğini düşünüyorum. İşte o post-up diyorum, post-up'u daha iyi oynamam lazım. Şutu işte %40 atıyorsan %45 atman lazım. %45 atıyorsan %47. Ya her zaman hiçbir zaman hiçbir şeyle Buğra'nın da yetinmemesi lazım. İşte Buğra'ya bakıyorsunuz. Geçen sezon çok az dakika aldı. İşte bazı sıkıntıları oldu. Koçlu oldu, o oldu, bu oldu. Yani onlar onların arasında. Ama baktığınız zaman Buğra gibi bir iki numara da şu anda öyle bir pikenli oynayan, yani Avrupa'da birkaç tane oyuncu var. Onun da verilen dakikalarda ben çok iyi, inşallah sağlıklı bir şekilde iyi oynayacağını düşünüyorum. Yani yerli rotasyonunda ligin en iyi iki numarası olduğunu düşünüyorum Buğra'nın. İnşallah bu sezonda zaten Galatasaraylı, bu sezonda taraftarımızla beraber çok iyi olacak. Bütün her hepimiz için yani bu. Şunu sorayım. Şimdi herhalde uzun yıllardır ilk defa bir yaz tatili yaptın. Evet. Milli takım yoktu senin için bu sene. Çağrılmamıştın ama bir anlamda da artık biraz dinlenmek adına evet, önemli olduğunu düşünüyorum. Ve herhalde uzun yıllardır ilk defa takımla ilk günden başladın. Evet. Yani şöyle, bu sezon aslında galiba gidecektim milli takıma. Orada bir olmadı işte gençleşme. Yani benim için milli takıma ne zaman çağrılırsam gitmek benim için çok büyük bir gurur. Her zaman kaç yaşında olursam olayım gitmek çok isterim. Ama bu sezon gerçekten hani iyi oldu demeyeyim de öyle de algı olmasın ama tabii ki de işte eşimle, çocuğumla vakit geçirmek benim için paha biçilemez bir şey. Çok güzeldi. Ama bu sefer de biraz bazen boşluğa da düşüyorsunuz. Hani şöyle boşluk. Alışıyorsunuz. Şimdi eleneyim ya da elenmeyeyim, hep milli takıma gittiğim için. Orada kadroda olayım olmayayım. Avrupa Şampiyonası'na gideyim gitmeyeyim. Gittim oldu. Gitmediğim zaman oldu. En önemli şey, şimdi ben kendim yine çalışmayı bırakmıyorum ama bu sefer tatil biraz fazla uzuyor. Ama tabii ki de bu hani belirli yaştan sonra her oyuncu için ileride işte ne zaman nasip olursa bıraktığımız zaman da bu böyle olacak. Her zaman faal kalmak, her zaman çalışmak lazım. Şimdi Galatasaray Ekmas olarak açıklandınız bu sene ilk maçtan sonra hatta. Ve bu sene aslında baktığımızda ligdeki işte isimlere, formalara çok sayıda sponsorun geldiğini görüyoruz. Evet. Sen çok uzun yıllardır bu ligdesin. Neye bağlıyorsun ilginin artmasını ve ilginin daha da artması için ne olması gerekti sence? Şimdi burada özellikle Erden Timur'a, başkanımıza Erden Timur'a çok yani nef olarak çok yani ciddi bir şekilde bize bir yatırım vardı basketbola. Çok teşekkür ediyoruz Erden abiye de. Bundan önceki sponsorumuz olan Nef'e. Çünkü neden? Şimdi sizin saydığınız o yerli rotasyonu, işte Euroleague zamanı, Eurocup zamanı. Bu yani dediğiniz dönemler sizin 2016-2017. Bu dönemlerden sonra Galatasaray basketbolunun aslında hiçbir zaman bu şekilde bir yatırım olmadı. Yani bu Nef'in geldiği zamanki gibi bir yatırım olmadı. Yani Erden başkanımızla, Erden abiyle beraber, tabii ki de rahmetli Mustafa başkanı da ayrı bir parantez açmam lazım. Ama
işte Mustafa Başkan'dan sonra, rahmetliden sonra, Allah rahmet eylesin, onlardan sonra Erden abi yine basketbol şubesine elini aldı. Ondan sonra bildiğiniz gibi işte yarı final oynandı. Ondan sonra geçen sezon işte yeni koçumuz geldi. Yine bir çıta çıktı ve şimdi ne oldu? İşte yine başkanımız ve Erden abinin öncülüğünde yeni bir Ekman sponsorumuz oldu. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. İşte bir reklam çekimimiz oldu. Yerli rotasyonu ve yabancı rotasyonu tekrardan o özlenen Galatasaray günlerine o şekilde geldiğimizi düşünüyorum. Tabii ki de yine bütçelerimiz o Euroleague zamanı gibi değil ama bu hani zamanla beraber inşallah yeni sponsorumuzla da beraber daha da başarılarla beraber daha iyi olacağımızı oyuncular düşünüyorum. Oyuncular için de daha güven veriyor herhalde sponsorların gelmesi bir şekilde. Tabii ki de sponsor geldiği zaman bu her şey yani takımın diğer oynadığım takımları kötü demiyorum bu arada yanlış anlaşılmasın ama takımın o kimyası, Türk rotasyonunun daha kalabalık, daha iyi, daha milli takım oyuncularıyla beraber oynamamız, hep beraber bizim milli oyuncu olmamız, onun haricinde yabancı oyuncuların da Euroleague'den gelen tecrübeli oyuncu olması bu herkese daha fazla güven veriyor. Bu taraftarımıza da daha fazla güven veriyor. Hı hı. Bütün işte yöneticilerimize, hepimize daha fazla güven vermiş oluyor. Tabii ki de bunu da o takımı kimyaya oturtmak lazım. Bir sürü takımlar biliyorsunuzdur. Hani inanılmaz iyi takım gözükür ama sonunda hiçbir şey başarıda imza şey yapamaz yani. İnşallah öyle olmayız. Göksel'in umarım sağlıkla istediğin kadar oynamaya devam edersin. İnşallah. Ama yani nereden baksak artık 30'un üstü ve sona daha yakın bir noktadasın. Evet. Bunu geçen sene de sormuştum ama o zaman daha bu seneyle ilgili hiçbir şey net değildi. Evet. Şimdi tekrar soracağım. Göksel'in, Köksal'ın bundan sonraki hayali ne olacak? Bıraktıktan sonra ya da bırakmadan önce. Şimdi şunu düşünüyorum. Ben bence eskisinden çok daha iyi, savunmada da çok daha iyi olduğumu düşünüyorum. Şimdi 32 yaşındayım. Bakıyorum mesela şimdi Sinan abiye geleceğiz. Sinan abi de diyecek ki izlerse. Sinan Güler mesela Euro Cup şampiyonu olduğu zaman 33 yaşındaydı. Hı hı. Ondan sonra kaç sene daha oynadı Sinan abi? Ben söyleyeyim size. Euro Cup'tan sonra Euroleague senesi oynadı. Euroleague senesi de Sinan abi üzerinde değil işte bir sürü oyuncu verebiliriz. Aha. Ama en iyi zamanlarını o zamanlarda yaşadı Sinan abi de. Şimdi ben de baktığım zaman Allah sağlık versin. Ben de gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Tabii o 40'a falan gitti galiba. 39 falan. Herhalde, o kadar da belki istemem ama hani yine 37-38'leri Allah sağlık verirse görmek istiyorum. İnşallah bunu Galatasaray'da görürüm. İnşallah basketbolu Galatasaray'da bırakırım. Allah nasip ederse. Bilmiyorum. Benim şeyim yani soruyorlar şimdi senin gibi bana geliyorlar diyorlar ki 32 yaşına geldin ne zaman bırakın. Dün yaşlı daha değilsin sordular. Daha umarım oynayabilirsin uzun ya süre. Öyle, ya bu işte 30'u geçtikten sonra bir şey oluyor yani bırakma yaşın ne zaman artık bir 3 sene daha oynar mısın 2 sene daha oynar mısın yok diyorum ben şu anda iyiyim yani. Peki çok teşekkür ediyoruz Göksel'in. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sezon olsun. Kolaylıklar diliyoruz ve tabii aslında en önemli temenni sakatlıktan uzak bir sezon amin olsun. Amin Allah korusun. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Özel röportajda bu hafta konuğumuz Galatasaray Ekmas kaptanı Göksel'in Köksal'dı. Bizden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.